Merhaba sevgili Almanca Kolay izleyicileri. Bu videomuzda sizin için tekrar yollardayız. Rotamız Halfeti ve Gaziantep. Halfeti, Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında inşa edilen, Atatürk ve Birecik barajları nedeniyle sular altında kalan Hasankeyf ile birlikte ülkemizin en güzel noktalarından biri. Halfeti, Gaziantep'e 100 km kadar mesafede olmasına rağmen Şanlıurfa'nın bir ilçesi ve Şanlıurfa şehir merkezine 120 km mesafede. Fırat Nehri'nin batısı Gaziantep, doğusu ise Şanlıurfa. 2000 yılında Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yarısı sular altında kalan ve Yeni Halfeti adıyla 10 km uzaklığında yeni bir merkeze taşınan eski Halfeti, Şanlıurfa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Eski Halfeti'nin Fırat kenarında karadan gezilebilecek yerleri olmasının yanında Fırat Nehri'nde yapılacak bir tekne gezisiyle çevresini görmek de mümkün. Eski Halfeti'den kalkan tekneler kuzeye doğru ilk olarak Rum Kale'nin yanından geçmekte. Halfeti'nin ilk yerleşim yerinin bu kale olduğuna dair çeşitli bulgular mevcut. Ancak şu anda görülen tarihi yapılar Helenistik ve Roma dönemine ait yapılar. Kalenin surları ve duvarları kireç taşı kayaların yontulmasıyla yapılmış. Rum Kale'den sonra biraz daha kuzeyde olan sular altında kalan diğer bir yerleşim yeri Savaşan Köyü'ne veya eski adıyla Belasur Köyü'ne gidiyor. Taş ev mimarisinin özelliklerini barındıran eski Savaşan Köyü'de eski Halfeti ve Rum Kale gibi gezilmeye, fotoğraf çekmeye çok uygun yerlerden biri. Teknenin yanaştığı yerde küçük bir çay bahçesi var. Bu çay bahçesinin yanındaki yollardan geçerek terk edilmiş Savaşan Köyü'nün sokaklarında dolaşabilir, eski taş evlerin içine girebilir, Fırat'ın suları 60 metre yükselmeden önce buralarda nasıl bir hayat olduğunu hayalinizde canlandırmaya çalışabilirsiniz. Bu köyün en etkileyici noktası ise sular altında kalmış caminin minaresinin, Fırat Nehri üzerinde yükseldiği yerin, köyün taş evleriyle beraber tekneden görünen görüntüsü. Gaziantep'te bizi gizemli bakışlarıyla Çingene Kızı karşıladı. Mozaiğin en ilgi çekici yanı gözlerinin kendisine bakanı her yönden takip etmesidir. Mozaikte Çingene Kızı'nın bakışlarını etkin kılmak için özel bir teknik kullanılmıştır. Yüzündeki sevinç ve hüznü aynı anda yansıtması, milattan sonra 2. yüzyılda portre sanatında ulaşılan noktayı göstermektedir. Çingene Kızı'ndan yaklaşık 1200 yıl sonra Leonardo da Vinci aynı teknikle Mona Lisa tablosunu yapmıştır. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, sanat tarihçisi ve arkeologların, aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarının Türkiye'yi ziyaret etmek için tek başına sebep oluşturulabilecek bir zenginliğe sahiptir.
Gaziantep, yemek kültürüyle de 2016 yılından itibaren UNESCO Yaratıcı Şehirler Listesi'ne dahil olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine topladı. Gaziantep'teki en önemli duraklardan biri de Bey Mahallesi. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu mahallede bulunan Atatürk Müzesi de görülmeye değer. Bey Mahallesi, Gaziantep'in geçmiş zamanlardaki halini ve en az mutfağa kadar eşsiz olan mimarisini en güzel şekilde anlatan bir yer. Daracık taş sokakları, doğallığını yitirmeyen evleri ve bu evlerin içerisinde kurulmuş müzeleriyle Gaziantep'te gezmekten keyif alacak bir yer burası. Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında bulunan sağlı sollu taş evleriyle ve bozulmamış dokusu ile adeta bir açık hava müzesi. Gaziantep'in diğer hareketli noktası da Bakırcılar Çarşısı. Kapısından girer girmez mis kokulu baharatlarıyla baharatçılar, Antep fıstığı satan dükkanlar, el işi yemeni ve sedef kakmalı ahşap eşya satan mağazaları ile günün her saati hareketli bir çarşı. Halen günümüzde el işçiliği ile yapılan bakır eşyalar çarşıya gelenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kültür Yolu projesi kapsamında yer alan Tarihi Çarşı, Tarihi Kentler Birliği'nin başarı ödülüne layık görülmüştür. Çarşıya adını veren bakırcılık sanatı, varlığını günümüzde de yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki kültür, sanat, yaşam videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.